Çoğu kişi Jinx'i son derece tehlikeli silahlar kullanan delinin teki olarak görüyor. Tabii onun kafası büyük fikirlerle dolu ama kendini pek kabul ettirememiş, nispeten masum, Zaun'u genç bir mucize olarak hatırlayanlar hala var. Bu tatlı kızın ne olup da amaçsız ve yıkıcı eylemleriyle tanınan, bir anı bir anına tutmayan bir deliye dönüştüğünü kimse tam olarak bilmiyor. Ama Jinx'in Piltover ortamlarına bomba gibi düştüğü ve kargaşa çıkarmaktaki benzersiz yeteneğinin anında efsaneleştiği kesin. Gel sana güzelinden bir kurşun dökelim. Jinx, ilk olarak Piltover vatandaşlarına, özellikle de zengin tüccar aileleriyle bağlantılı olanlara yaptığı anonim eşek şakalarıyla ünlendi. Bu şakalar insanın sinirini bozmaktan suç teşkil edecek kadar tehlikeli olmaya geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Gelişim gününde Kont May'nin kişisel hayvanat bahçesindeki egzotik hayvanları serbest bırakarak sokakları kaosa çevirdi. Şehrin simgesi haline gelmiş köprülere kocaman dişleri olan hem şirin hem tehlikeli alevli patlangaçlar dizerek ticareti haftalarca engelledi. Hatta bir seferinde nasıl becerdiyse şehrin tüm yol işaretlerini tamamen yanlış yönleri gösterecek şekilde ayarladı. Bu kimliği bilinmeyen baş belasının hedefleri hep rastgele seçilmiş, amacı da kaos yaratmaktan başka bir şey değilmiş gibi görünse de eylemleri bu hareketli şehrin kusursuz düzenini hep darmadağın ediyordu. Şehir muhafızları Jinx'in suçlarının bir kısmını elbette aşağı şehirdeki kimya berduşu çetelerin üstüne attı. Çılgın planlarının başkalarına atfedilmesi elbette Jinx'in hiç hoşuna gitmemişti. Bu olaydan sonra işlediği her suçun kendi marifeti olduğunu suç mahallinde belli etmeye başladı. Kısa süre sonra kimyasal patlayıcılar, köpek balığı ağızlı bir roket atar ve otomatik tabanca taşıyan, mavi saçlı, gizemli bir Zaunlu kız hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Ancak bu söylentileri mantık dışı bulan yetkililer olayları ciddiye almadı. İpsiz sapsız bir sokak serserisi öyle ölümcül silahları nereden bulacaktı? Jinx'in tumturaklı suç fırtınası bitecek gibi değildi. Onu yakalamaya çalışan muhafızları her seferinde atlatıyordu. Eserlerinin üzerine parlak renklerle duvar resimleri çizmeye ve şerifin suçla savaşta yeni yardımcısı olan fedai V ile dalga geçen yazılar yazmaya başladı. Jinx'in ünü arttıkça Zaunlularda genç kadının kendini beğenmiş piltoşlara hadlerini bildiren bir kahraman olduğunu düşünenler ve iki şehrin zaten gergin olan ilişkisini iyice yeren tehlikeli bir akıl hastası olduğunu düşünenler olarak ikiye bölündü. Aylar boyunca artarak devam eden kargaşadan sonra Jinx en büyük planını duyurdu. Piltover'ın en güvenli hazine dairelerinden olan ekliptik kasanın duvarına alameti farikası olan Cart Pembe ile Fedai V'nin son derece çirkin bir karikatürünü çizip kasanın içindeki depoları soyacağını ayrıntılarıyla yazdı. Vurgunun duyurulan tarihi yaklaşırken Piltover'da da Zaun'da da huzursuz bir bekleyiş başlamıştı. Pek çok kişi Jinx de o gün oraya gidip yakalanma riskini alacak yürek olduğundan bile şüpheliydi. Beklenen gün geldiğinde V, Şerif Caitlin ve muhafızlar hazine dairesinin önünde Jinx'e tuzak kurdu. Ama Jinx birkaç gün önce getirilen dev bir para kasasının içine gizlenerek çoktan içeri girmişti. V, yapının içinde kopan patırtıyı duyar duymaz muhafızların bir kez daha Tonga'ya düştüğünü anlamıştı. Hemen hazine dairesine daldı ve yaşanan çatışmanın ardından ekliptik kasadan geriye sadece toz toprak içinde yıkıntılar kaldı. Hınzır suçlu Jinx'tense eser bile yoktu. Jinx halen serbest ve Piltover'ın başına bela olmaya devam ediyor. Becerdiği işler kimya berduşlarının benzer suçlar işlemesine ve muhafızların beceriksizliğini yeren taşlama türünde tiyatro oyunlarının yazılmasına neden oldu. Hatta iki şehrin de sözlüğüne yeni argo deyimler katıldı. Ama henüz V'nin yüzüne karşı pembeli güzel demeye cesaret edebilen olmadı. Jinx'in nihai amacının ne olduğu ve V'ye neden bu kadar kafayı taktığı gizemini koruyor. Fakat bir şey kesin, suçlarının ardı arkası kesilmiyor ve cüretkarlığı gitgide artıyor. Yoğun istek üzerine tak bir şarjör de neşemizi bulalım.